genel izleyici kitlesi için uygundur. Ekotürk ekranlarından herkese selamlar. Bu cumada yine bir muhakeme programıyla karşınızdayız. Ben Fatih Ergenekon ve bugün konuğumuz Profesör Doktor Caner Tatsaman olacak. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Fatih'ciğim. Nasılsın? Siz buradasınız. Mutluyuz hocam. Sizler nasılsınız? İyiyiz Allah'a şükür. Her şey yolunda. Böyle güzel konularda konuşacağımız bir programda olmaktan bir kez daha mutluyuz. İnşallah herkese faydalı olur. İnşallah hocam. Bize her program öncesinde hocam aynı heyecanla, aynı merak duygusuyla açıkçası başlıyoruz. Bu hiç dinmedi. Bugün neler öğreneceğiz? Nasıl kendimizi geliştireceğiz? Ben de merak ediyorum işin doğrusu. O zaman hemen evrenle başlayalım mı hocam? Tabii ki. Bugünkü sellefamızı evren olarak belirledik. Zira bir hayatın içerisindeyiz hocam. Gökyüzü de her zaman bize ihtişamlı gelmiş işin doğrusu. Yani şöyle tarihe gidecek olsak en parlak zekalar, en dahi diyeceğimiz insanlar evren hakkında, gezegenler hakkında mutlaka bir şeyler söylemişler, kafa yormuşlar. Öbür taraftan Kur'an'a bakıyoruz. Geçmiş peygamberler yine evren hakkında bazı tefekkürler geçirmişler. Bu süreçleri yaşamışlar. Velhasıl hocam, şöyle içinde yaşadığımız evren mesela ne kadar büyük? Yıldızlar hakkında neler söyleyebiliriz? Yıldızları oluşturan bu ham maddeler neler? Buyurun. Fatih'ciğim, gerçekten çok büyük bir evrenin içerisindeyiz. Evrenle ilgili böyle ana bilgileri vermek istersek, ışığın ne kadar hızlı hareket ettiğini hepimiz biliyoruz. Ve evren milyarlarca ışık yılı çapında. Bunun yanında 13,8 milyar yıl önce evren oluştu. Evren oluştuğunda artık o başlangıç noktası bir zeytin tanesinden küçüktü. O zeytin tanesinden küçük evren 13,8 milyar yıldır genişleye genişleye bugüne kadar geldi ve sürekli de genişlemeye devam ediyor. Evrenin hiçbir anı bir önceki ana denk değil. Her bir sonraki anı bir öncekinden daha büyük bir evrende yapıyoruz. Hatta demin işte son kurduğum cümleyi düşünün. Cümlenin sonuna geldiğimde başından daha geniş bir evrendeydik. Bir zeytin tanesinden milyarlarca ışık yılına geldik dedik. 13,8 milyar yıl dedik. Bu evren içinde ne kadar yıldız var? Şöyle düşünün, 100 milyarlarca galaksi var. Bu 100 milyarlarca galaksinin birçoğunda da 100 milyarlarca yıldız var. Yani bunları topladığında kabaca 10 üzeri 23 hatta daha da gittikçe çünkü evrenin tahmin edilen sayı da arttı. Yani kabaca 10 üzeri 23 diyebiliriz. Yani üzeri yıldız var evrende. Evrendeki atomlar yıldızlarda da var. Zaten yıldızlarla ilgili süreçlerde bu atomlar oluşmasa, yani daha doğrusu dünyadaki atomlar, bizim bildiğimiz bedenimizdeki atomlar uzayda da var. Zaten uzayda bunlar olmasa bedenimizde de olmazdı. Daha çok bunlar yıldızlarla ilgili süreçlerle oluşuyor atomlar. Yıldızların ondan sonra son bulmasıyla veya işte süpernova patlamaları gibi süreçlerle oluşuyorlar. Oluştuklarında bu yıldızların çöpleri üzerinde yeni yıldızlar oluşunca o var olan yıldızlarda veya gezegenlerde de işte bu atomlar oluyor. Bu yüzdendir ki vücudumuzda oksijen, karbon gibi atomlar var. Yani şuradaki çayı tarif etmeye kalksanız, en başından Big Bang'e gidip, başlangıca gidip buraya kadar gelmeniz gerekir. Big Bang başlangıcı o hidrojenin ortaya çıkması için, hepsinin ham maddesi olan, çekirdeğinde tek proton olan atomun ortaya çıkması için gerekli. Helyum'da iki protonlu atom da başlangıçtaki Big Bang'le çıkıyor. Ondan sonra yıldızların oluşum ve son bulma süreçleriyle diğer atomlar, kimya tablosu karşımıza çıkıyor. Ama evrenin 4/3'üne yakını hidrojen, 1/4'üne yakını helyum diyebiliriz kabaca. Çok az bir bölümü, %1'lik, 2'lik tipi bir bölümü ancak diğer atomlardan oluşuyor. Hidrojenle helyum dışındaki atomlardan oluşuyor. Bu yüzden yıldızların ham maddesi hidrojenle helyumdur diye rahatlıkla söyleyebiliriz. Zaten yıldızlar hidrojeni helyuma çevirerek ayakta duruyorlar. Bu süreç sürdürülemez bir süreç olduğu için sonsuza dek. Çünkü bir yerde yakıt bitiyor. Yıldızlar kendi sonlarına kavuşuyorlar. Yıldızların büyüklüklerine göre sonları da işte kara delik, nötron yıldızı, önce kırmızı dev, sonra beyaz cüce olacak şekilde yıldızların sonları da oluşuyor.
Yani biz burada konuşurken evrende böyle çok muazzam ulaşımlar, böyle çok büyük alanda oluşuyor ve milyarlarca yıldan buraya gelen de bunun bir hikayesi var. Böyle çok kaba hatlarıyla, yani böyle çok detaylarına girmeden böyle bir evren tarifi yapabiliriz. Evet, zaten vaktimiz eğer yeterse bu kara madde ve kara enerjiyi, kara delikleri de sormaya çalışacağım. Hocam şimdi siz bir anlamıyla hem felsefeci hem ilahiyatçısınız. Şimdi bu kadar anlattınız ki biz bu bilgileri yeni biliyoruz ama bundan geçmişteki yıllara da baksak, evren her zaman için hocam insanlara böyle bir gizemli gelmiş. İnsanlar biraz sırlar da atfetmişler evreni. Gerçekten hayret verici bir unsur. Yani şu kafamızı gökyüzüne kaldırıp baktığımız zaman anlamlandırmaya çalışıyoruz. Bu kadar bilgiyle beraber evren sizde nasıl bir his uyandırıyor? Ya bunu nasıl tarif edersiniz? Şimdi bu bence çok önemli bir soru. Çünkü Kur'an'ın temel mesajına bakalım. Kur'an sürekli bizim gözümüzü evrendeki, dünyadaki oluşumlara çeviriyor. İşte rüzgarlara çeviriyor, yağmurlara çeviriyor, yıldızlara çeviriyor, güneşe çeviriyor, aya çeviriyor ve bunlardan sürekli sonuçlar çıkarmamızı istiyor. Kur'an sadece beni okuyun diyen bir kitap değil. Beni okuyun derken Kur'an bir de bu, şu yıldızlar okuyun, bir de şu güneşi okuyun, bir de şu rüzgar okuyun, bir de işte geçmiş kavimleri okuyun diyerek sürekli dünyanın üzerindeki, evrenin bütünündeki oluşumlara gözlerimizi çevirip bunlara bakarak bunlardan sonuçlar çıkarmamızı istiyor. Yani Allah'ın Kur'an, vahiy kitabı olduğu gibi evrende kudret ve ilmiyle oluşturduğu kitabı. Biz evren kitabını Kur'an'ın söylediği gibi okuduğumuzda evrenle ilgili bilgiler ulaşıyoruz. Bu evrenle ilgili bilgiler bize Allah'la ilgili bilgiler veriliyor. Yani yaratılandan yaratana gidiyoruz. Nedir? Diyelim evren bu kadar büyük. Bu kadar büyük bir alanı oluşturan, yaratan yaratıcının kudretinin de çok büyük olduğunu anlıyoruz. Yaratmanın onun için basit olduğunu anlıyoruz. Yaratmakla Allah'tan bir şey eksilmeyeceğini anlıyoruz. Niye? Eğer ki Allah bir şey yaratmakla, bir alan yaratmakla kudretinden bir şey eksiliyor olsaydı bu kadar büyük alanlar yaratması anlamsız olurdu. Ancak yarattıkça kudretinden hiçbir güç eksilmeyen bir güçten beklenir böylesine geniş bir alanı bilinçli şekilde yaratmak. Bu evren bizde bu büyüklük ihtişamla beraber bizim acizliğimizi de bize haykırıyor. Şimdi bu büyüklük yaratıcının bir yandan bize gücünün büyüklüğünü, kudretini gösteriyor. Bir de bu alandaki bu oluşumları oluşturmak, buradaki çayı oluşturacak ham maddeleri evrenin başlangıcındaki süreçlerle değil mi? Ve vücudumuzun hepsini oluşturacak yapılar evrenin başlangıçtaki süreçlerle ilişkilendirerek baştan planlamak, evrenin bütününe hakimiyeti, her şeyden haberdarlığı gösterdiği gibi yüksek bir ilmi de gösteriyor. Yani biz böylesine bir evrene baktığımızda kudreti ve ilmi çok yüksek olan, sınırsız olan, bilinçli olan, iradesiyle her şeyi gerçekleştiren bir Allah'a varıyoruz. Kur'an'daki birçok sıfatı saydık hocam aslında tabii, değil mi böylelikle? Yani çek etme şansımız var o zaman. Kur'an'da Allah'ın kendisini tarif ettiği sıfatları aslında evrendeki bu işte bilgilere bakarak da deneyebilir, test edebiliyoruz. Çok doğru, çok güzel bir noktaya değindin. Yani şimdi Allah kavramı içi boş bir kavram değil. Allah kavramı birçok sıfatıyla beraber var olan bir kavram. Ve Kur'an'ın en önemli vazifesi bence bizi Allah'a tanıtması. Bunun yanı tabii ki ahireti tanıtması, tarih boyunca peygamberlerin misyonunu tanıtması gibi başka vazifeleri var. Ama en önemli vazifesi Kur'an'ın, en önemli olanın eşittir Allah'ın bize tanıtılması. Ve Allah'a Kur'an nasıl içi boş bir kavram olarak sunmuyor? Yani buna neyi kastediyoruz? Allah işte sıfatlarıyla sunuyor. Bu kavramın içini dolduruyor Kur'an. İşte Allah'ın kudretinin yüksekliği, bilgisinin yüksekliği, her şeyden haberdar olması. Aslında Kur'an'da geçen birçok sıfatı bunlardan türetebiliriz. Değil mi? Allah'ın işte ilminin yüksek olması ne demek? Aslında her şeyi gören, her şeyi işiten, yani Kur'an tabiriyle semi, işte basar gibi değil mi? Bu sıfatları temellendirilmesi demek. Yani Kur'an'daki birçok sıfat aslında bu temelde bu sıfatların bir açılımı olduğunu söyleriz. Veyahut da Kur'an'daki birçok ifadenin bunların açılımı olduğunu söyleriz. Yani Allah'ın varlıkla Kur'an'ı tefsir edebiliyoruz değil mi hocam? Tabii ki. Yani Kur'an'ın anlatımından biz Allah'ın sıfatlarını öğrendiğimiz gibi Kur'an bizi evrene yöneltince evreni incelememizle bu sefer Kur'an'dan bağımsız olarak
evreni incelememizde çıkan delillerle de Kur'an'daki sıfatlar olan bir Allah'a ulaşıyoruz. Bu ne oluyor? Bizim Allah kavramımızı pekiştirdiği gibi Kur'an'ın mesajının da ne kadar yerli yerinde olduğunu görüp Kur'an'ın Allah'tan olmamıza da imanımızı arttırıyor. Evet. Benim diye ki Neden Müslümanım kitabımın ilk bölümü bununla alakalıdır. Evet. Yani Kur'an'ın makul bir Allah anlatımının, ayakları yere basan, tutarlı bir Allah anlatımının ve böylesine bir Allah anlatımını insanların hayatının merkezine koymaktaki başarısının Kur'an'ın Allah'tan olduğunu bir delili olduğunu söylüyorum. Yani evrenden ki incelememizde çıkan sonucun Kur'an'ın anlattık Allah'la örtüşmesi ancak evreni yaratan Kur'an'ı vahyetmiştir sonucuna götürüyor, evet. Bizi götürür diyorum. Yani bu yüzden evreni incelememizin Kur'an'ın Allah'tan olduğuna götürmesi gibi bir sonucu olduğu gibi işte bizde uyandırdığı hisler açısından da birçok sonucu var. Birisine dedik Allah'ın bize kudretini, ilminin yüksekliğini hissettirirken diğer tarafımızdan acizliğimi hissediyor. Şimdi bu acizliğini hissetmek insanın müthiş bir yese yani karamsarlığa, ümitsizliğe götürme tehlikesi var. Niye? Çünkü siz hiçbir gücünüz, kudretiniz yoksa sürekli ölüme doğru gidiyorsunuz. Yakınlarınız da ölüme doğru gitti. Çok kısa sonra hepimiz öleceğiz. Böylesi bir manzara içinde insanın bu dünyada yapıp ettiği hiçbir şeyin önemi olmaz aslında. İnsan üretimlerinin hepsinin bir gün yok olacaksa, kendi üretimlerinin hepsi de bir gün yok olacaksa ve bunları bir daha hiçbir zaman için hatırlayan, bilen de birisi olmayacaksa, bu hayatın anlamı ne olabilir sorusu geliyor. Yani evrenin müthiş büyüklüğü karşısında insanın acizliği yese götürürken Kur'an'ın gösterdikleriyle bir anda anlıyoruz ki aslında bu evrenin büyüklüğü Allah'ın kudretinin ve ilminin büyüklüğüne götürüyor. O zaman da şunu anlıyoruz, ümitsiz olmak için bir sebep yok. Hayat kısaysa da bu evreni yaratan ahireti yeniden yaratacağını söylüyor. Böylesi bir evreni yaratan için nitekim Kur'an değil mi evrenin yaratılmasının yani dünyadan, insanların yaratılmasından daha önemli olduğuna, yani daha zor bir şey olduğuna dikkat çekiyor. Bu evreni yaratan için yeniden yaratılışı tekrarlamak çok çok kolay. Bunu görüyoruz. Bir de vaat etmiş. Bir de bizim, tamam biz çok çok aciziz. Bu evrenle kendimizi beraber düşündüğümüz acizliğimi hissediyoruz ama hikaye bundan ibaret değil ki. Çünkü evren ve biz baş başa olsaydık müthiş bir ümitsizlik çıkardı. Ama biz evrenden Allah'ın varlığına ulaştığımızda Allah da evrenden çıkan Allah, her şeyden haberdar Allah. Kur'an'ın anlattığı Allah her şeyden haberdar Allah. Çünkü Allah şah damarından bize daha yakın Kur'an'ın tabiriyle. Kişiyle kalp arasına girer diyor. Bu da muhteşem bir ifade. Kişiyle kalp arasına girer hocam. Kişiyle kalbinin arasına, yani olabilecek en yakınlık ne olabilecekse Kur'an insan o kadar. İnsanın kendi kendisine olduğundan daha yakın Allah. O zaman bizim içimizdeki bütün üzüntüleri, sıkıntıları, ihtiyaçlarımızın, dualarımızın hepsinden haberdar bir Allah. Yani evren incelemesi bizi böyle bir Allah'la buluşturduğu için bu evrenin büyüklüğüne karşı sırf acizliğimizle baş başa değiliz. Evet, bu doğru. Evrenin muazzam ihtişamla müthiş bir acizlik içindeyiz. Ama bunun yanında bu hepsinden daha önemli bir hakikat var. O da her şeye gücü ve kuvveti yeten bir Allah var. Allah'ın olduğu yerde ise ümitsizlik olmaz. O yüzden değil mi Kur'an'da ne diyor? Kafirlerden başka, yani inkarcılardan başka, Allah'tan kim ümidini keser? Değil mi? Evet, ayette evet. Geçen ifade bu. Allah varsa ümitsizlik yoktur. Allah varsa yokluk yoktur. Değil mi? Çünkü Allah ahirette yeniden diriltileceğini, bu hikayenin sonunun yokluk olmadığını söylüyor. O zaman bu evren incelemiz bizi acizliğimizle beraber müthiş bir ümitle de buluşturuyor. Allah'la buluşturuyor. Ancak Allah'a sığınırsak bu evrende anlamlı bir hayat yaşayacağımızı, ümit var bir hayat yaşayabileceğimizin dersini bize bu evren verebiliyor. Ama yeter ki biz Kur'an kitabını iyi okumayı becerdiğimiz gibi evren kitabını da okumayı becerelim. Ve unutmayalım ki bir kez daha altını çiziyorum. Evren kitabını okumak da Kur'an'ın bir mesajı. Yani Kur'an'ı okumaktan ayrı bir şey değil. Ha Kur'an evren kitabını okumak için evreni incelememizle oradan bilgiler edinmemizi söylüyor. Ama özünde bu faaliyetin kendisi Kur'an'ın çok önemli bir mesajı. Hocam tabii siz biraz büyük resme işaret ettiniz ama biraz daha pratik hayata bakacak olsak, hani günlük hayatta da birçok sıkıntılar yaşıyoruz ya, bu ekonomik sorunlar olabilir, ailevi sorunlar olabilir, işle ilgili, sosyal yaşantıyla ilgili. Aslında bu
kendi acizliğimizi hatırlamak, Allah'ın bu büyüklüğünü tahayyül etmemiz gündelik hayatımızda da bize çok fayda, motivasyon sağlamaz mı? Yani düşünsenize, işte olmazları olur yapan bir Allah'a inanıyoruz değil mi? Yani bu kadar büyük evreni yaratan bir Allah'ın bizim gündelik işlerimizde, problemlerimizde de hayırlı kapılar açması, insanlar ne kadar kilitlerse kilitlesinler o kapıları, hayırlar açabiliyor olması, buna inanç bile insanın günlük hayatın pratikliğinde bile bir motivasyon sağlıyor herhalde. Tabii ki. Ya birincisi, insanlar Allah'ın varlığını anlamadıklarında bu dünyada hazlar alma merkezli bir zihniyet geliştirebiliyorlar. Şimdi fakat diğer taraftan bir paradoks var insanı karşılaştığı. Haz alma merkezli bir hayat yaşayan kimse eğer kendini kandırmadan geleceğe bakarsa kısa süre sonra orada kendi ölümünü görüyor. Kendi ölümüyle beraber güncel hayatı da idrak eden bir insan, eğer ki bu ölüme gözünü kapatıp kendini kandırmıyorsa, güncel hayatta hiçbir şeyden haz alması da mümkün değil. Olabilecek en haz dolu hayatı düşünelim. En sağlıklı yaşımızdayız. Bedenimiz olabilecek en kuvvetli şekilde, görüntümüz olabilecek en yakışıklı, en güzel şekilde, dünyadaki tüm imkanlara olabilecek en maksimum şekilde sahibiz. Dünyanın diyelim en zengin adamıyız. Bedeni en sağlıklı adamıyız aynı zamanda. Ve insanların en beğendiği adamız. Karşı cinsin en çok hayran olduğu adamız. Teknolojinin bütün imkanları emrimize amade. Hepsini kullanabiliyoruz. Ve istediğimiz dünyevi her şeyi gerçekleştirdi. Böyle bir hayatı düşünelim. Ki dünyada buna sahip olan, böyle bir hayata sahip olan insan çok az. Fakat böyle bir hayatı düşünen bir insan bir anda şunu fark etsin. Ben böylesi bir hayata sahibim, ileriye bakıyor. Milyarlarca yıl var ileride. Geçmişte 13,8 milyar yıl olmuş. Buna karşılık benim hayatım çok iyi yaşasam 100 yıl. 100 yıl boyunca da böylesine hep devam etmeyeceği de açık ama diyelim ki devam edeceği de garanti olsun. Ya bu o kadar kısa ki kısa bir süre sonra elimdeki bütün bu hazlar gidecek. O zaman ne oluyor? Bir insan bir şeyden ne kadar çok haz alıyorsa, eğer kendini kandırmıyorsa, çok kısa sonra ölüm durağında bütün hazlarla vedalaşacağını bilmesi, en haz alınan hayatı en çok acı çekilen hayata dönüştürme tehlikesi var. Niye? Çünkü hazları ne kadar çoksa insanın ölüm durağında vedalaşacağı şeyler o kadar çok. Yokluğu kısa süre sonra. Kısa süre sonra, yani insanlar bunun kısa süre sonra olduğuna gözlerini kapadıkları için bunu anlayamıyorlar, idrak edemiyorlar. Şöyle bir şey düşünün, mesela kısa süre sonra ile ilgili şöyle bir insanı idrak edebileceği kısa süre sonralık verelim. Biz mesela şu anda bütün hazları bize verdiler, bir saat sonra ölüm durağına gideceğimizi biliyoruz. Tadımız kaşar herhalde. Bu bir saat boyunca bir şeyden gerçek anlamda haz almamız mümkün mü? Değil. Niye? Çünkü oradaki bir saat sonra gidecek. Yani ne kadar çok azalıyorsam ya ne güzel hayat bundan ayrılıyorum derim. Aslında milyarlarca yıl önce, milyarlarca yıl sonrasına bakınca 100 yılda bir saat sonrası gibi bir şey. Kısacası ahirete inanmayan bir insan için dünyevi hazların gerçek amaç olması da mümkün değil. Çünkü hazcının böyle bir paradoksu var. Ne kadar çok azalıyorsa hayatın gerçekleriyle beraber, ölüm gerçeğiyle beraber hazları düşündüğünde hazları artacak bir hayata sahip oldukça ki ideali o, daha çok acı çekiyor, daha çok şeyi kaybediyor. Böyle bir paradoksun içinde. Bu paradoksun içinde ahireti bilmediği sürece çıkması mümkün değil. Zaten mümkün olmadığı içindir ki birçok kimse ne diyor? Carpe diem. Evet. Ne diyor? Günü yakala. Aslında carpe diem söylemi bazen iyi de olabilir. Ona bir şey demiyorum. İnsan çok gereksiz kaygılar varsa gelecekle ilgili dünyevi basit şeyleri kafaya takıyorsa. Ama ahireti düşünme, sonsuza dek burada yaşayacakmış gibi düşün anlamına gelirse, yani o anlamda kullanılırsa, o carpe diem söylemi, yani günü yakala söylemi, kendini kandırın, yani deve kuşu gibi başını kuma gömün, değişik bir şekilde söylemiyor. Niye bu söyleme karşıyız? Yani çünkü kendini kandırmak gerçek o değil. Çünkü hayat günden ibaret değil ki. Her gün benim ömür sermayemden bir şeyler sarf edilip ben o ötedeki durağa doğru gidiyorum. Ölüm durağına doğru gidiyorum. Yani bu gerçeklik değil. Yani realiteye karşı kendimi yapıyorum. Bu yüzdendir ki Allah'ın varlığına inanmadan modernitenin birçok imkanından faydalanmaya çalışanlar
birçok konuda çok açık fikirli ol diyebilirler. İşte bilgisayar teknolojisini öğrenirken, dünyada ekonomik yatırımlar yaparken, hisse senetlerine, finans piyasalarına çok akıllı ol, her şeyi gözün aç derler. Ama olabilecek en önemli gerçeği, hayatın kendisine gözlerini açarak bak demezler. Yani burada en önemli gerçekleri yok say. Onları düşünme derler. Yani her şeyi açık fikirli ol, her şeyi düşün, değerlendir diyen bu zihniyet, hayatın bizatihi kendisine gelince carpe diem işler. Sanki hiç ölmeyecekmiş gibi günü yakala, bugün de kal diyor. Ama ben bugün de kalmayacağım ki, bir yere doğru gidiyorum. Oysa İslam'ın sunduğu varlık anlayışında insan geçmiş ve gelecekle barışıktır. Günü geçmiş ve gelecekten kaçarak değil, geçmiş ve gelecekle sulh içinde yaşar. Geçmiş insan için Allah'ın kendisini yaratıp lütfettiği bir alandır. Biz geçmişte Allah tarafından yaratılmamız sayesinde burada var olduk. Geçmiş Allah'ın önce evreni, sonra diğer insanları, bizim işte atalarımızı yarattı. Sonra bizi yarattığı bir alan olarak Allah'ın bize lütfettiği bir yerdir. Gelecekse Allah'ın vaat ettiği yeniden yaratılmaya doğru gittiğimiz bir süreçtir. Yani Allah sayesinde buradayız, Allah sayesinde yokluktan kurtaracağız. Bu geçmiş ve gelecek hakkındaki açık zihni düşünce, bir Allah'a şükrü başlangıca baktığımızda özellikle, geleceğe de baktığımızda ise Allah'a sığınmaya ve muhtaçlığı otomatikman beraberinde getirip, Allahsız bu hayatı anlandırmanın mümkün olmadığı bir hayata bizi götürmektedir. Evet hocam, teşekkür ediyorum. O halde aslında anda kalmak belki belirli farkındalıklar açısından her ne kadar faydalı olmuş olsa da, insanın yapmış olduğu işi bilinçli bir şekilde, bilinç katarak, şuur katarak farkında olsa da, ki belki hocam besmele çekmeyi değil mi? Mesela bazı eylemlerden önce besmele çekmeyi, mesela yemeden, içmeden, herhangi bir eylemden önce hani besmele çektiğimizde işte Allah'ın o rahmetini, merhametini işin içine katarak Allah'la bir şekilde onu irtibatlandırmaya çalışıyoruz, bilinç katıyoruz. Ama geleceği ıskalama açısından işte kendi dürütülerimizi ya da eğilimlerimizi göz önüne aldığımızda, kendimizi kandırdığımız andan itibaren bizi kötü bir yere doğru aslında çekmiş oluyor herhalde, değil mi? O iki farkı da burada iyi vurgulamakta herhalde tabii fayda hocam, var. Yani işte dediğim gibi, yani başlangıçta bizim için çok önemli sorun nasıl yaratıldık sorusu, gelecekteki önemli soru nereye gidiyoruz sorusu. Evet. Gelecek ancak Allah'ın yaratmasıyla, ahiretin var olmasıyla anlamlı bir yere gitmemiz mümkün, son olmaması mümkün. Buradaki hayatımızın baştan bir amaca yönelik olması da bilinçli bir şekilde yaratılmamız da mümkün. O da Allah'la mümkün. Sonuçta biz geçmiş ve gelecekle ilgili algımızla beraber buradaki hayatı anlamlandırmamız mümkün. Buraya nasıl geldiğimse geldim, onu yok sayayım. Nereye gideceğimi yok sayayım, bugüne odaklanayım demek. Yani en çocuksu kendini kandırmacadan daha büyük bir kandırmaca ve içinde çocukluğun sevimliliği de barındırmayan bir kandırmaca. Herhalde Kur'an'daki özellikle tarih anlatıcı. Yani nankörlük de tabii ki, yani bunun içinde çocukluğun sevimli olmamasının nedeni o. Yani bazen kandırmacalar çocukçadır, sevimlidir ama buradaki kandırmaca sana her şeyi lütfeden, görmeyi, işitmeyi, kasları, kemikleri lütfedene başlangıçla ilgili soruları sormadıkça ben buraya nasıl geldim, büyük bir nankörlüğe götürüyor. Gelecekle ilgili de o gerekli soruları sormadıkça Allah yokmuşçasına bir hayatın tasarımına götürüyor ki o da değişik bir nankörlüktür. İşte hani ben buraya nasıl geldim dediniz ya hocam. Kur'an'daki herhalde Kur'an'ın bazı noktalarda insanın biyolojik yaratılışına da atıfları bize bu şuuru biraz herhalde veriyor. Yani işte insan görmüyor mu ki onu bir damla sudan yarattık diyor mesela, değil mi? İşte alak aşamasından bahsediyor vesaire. Bir şekilde Kur'an bize hep geldiğimiz o noktanın ne kadar aslında basit bir halden nasıl bu kadar ahsen-i takvim, hani böyle en güzel şekilde, en kıvamlı şekilde yaratılmaya getirdiği süreci de herhalde o geçmişteki o geldiğimiz noktayı unutmamamız için sürekli bunu bize herhalde hatırlatıyor Kur'an, tekrarlatıyor. Tabii, yani. Bu çok önemli yani. Mesela Kur'an anne rahmindeki süreçlere baktırtıyor. Bilimsel açıdan da Kur'an döneminde bilinemeyecek orada atıflar var. Onları başka programlarda işledik. Ama orada yine Kur'an bize şunu gösteriyor, en azından herkesin anlayacağı kısmı. O dönemde de bu dönemde anne rahminde çok çok aciz bir dönemdesin. Oraya minicik bir nutfe, ufacık bir parçacık giriyor ve oradan bir canlı çıkıyor. Evet. Oradan mesela parmaklarımız çıkıyor.
Oradan mesela ağzımız çıkıyor, dilimiz çıkıyor, işte konuşuyoruz. Ve bunların hiçbirini biz yapmadık. Yani ben tırnağımı yaptım diyebilecek kimse yok. İşte konuşurken dilimizi kullanıyoruz. Hangimiz ben dilimi yaptım, dişlerimi ben yaptım diyebilir. Yani Kur'an oraya dikkat çekerek siz anne rahminden bu aşamaları geçirdiğiniz, ya bunların hiçbiriyle sizin alakanız yok. Yani şunu söylüyor Kur'an. Hayatı üzerine düşüneceksen başlaman gereken nokta hayatı veren kavrama. Evet. Hayatı verenden koparıp düşünemezsin. Hayatı verenle beraber bu hayatı düşünerek her şeyi gerekli temel üzerine oturtmak zorundasın. Ki bu kadar büyük evrendeyiz, bunu konuşuyoruz tabii hocam. Bunu, tabii bu da çok önemli. İşte büyük evreni düşündükçe evet. Aslında evreni verenle beraber, yani hayatı veren, yaşam alanını veren, evreni yaratan değil mi? Evet. Bütün bunları Kur'an yerli yerine oturuyor. Çünkü Kur'an evrene bize baktırırken şunu söylüyor. Evrene bak, fakat bakarken bunu kim yarattı, buradaki hangi incelikleri yaptı ile ilgili sorularını da hiç unutma. Evrene sadece nasıl işliyor gözüyle bakma. Nasıl işletiliyor gözüyle bak. Evrenin yani varlığına bakarken nasıl var oldu gözüyle bak. Değil mi? Evet. Bunlar sana evrenle ilişkili gerekli mesajı verecek. Hocam diyor. Evrenle ilgili devam edeceğiz ama araya gidelim. Daha sonrasında tabii. Da size evrenin başlangıcını biraz aslında soracağım. Bu süreci soracağım. Evet. Efendim Can Arat Aslaman bizlerle. Aradan sonra karşınızdayız tekrar. Efendim karşınızdayız tekrar. Bugün konuğumuz Profesör Doktor Caner Taslaman. Sevgili hocam, ilk bölümde biraz evrenden konuştuk. Biraz insanın kendi dünyasını ele almaya çalıştık ama şöyle biraz başlangıca dönsek hocam. Yani başlangıçta 13,8 milyar yıl diyoruz mesela. Buna nasıl bu kadar eminiz? Hani şeylerle, evet. Yani gördünüz mü? Hani geçmişteki alaka. Nasıl bu kadar kesin konuşabiliyoruz? Bir de nasıl başladı hocam bu süreç? Şimdi 13,8 milyar yıl önce evrenin başlamasından sonra evren dediğin gibi genişlerken bunun içindeki süreçlerle birçok şey oluştu. Yani başlangıçtan temel kuvvetler evrendeki işte çekim gücü gibi elektromanyetik kuvvet, zayıf kuvvet, güçlü nükleer kuvvet yani bunlar hepsi bir aradalar. Zaman en başta bunlar daha ilk dakika bile olmadan birbirinden ayrılıyorlar. Higgs parçacığı devreye kütle veriyor. İlk birkaç dakika çok önemli. Atom altı parçacıkların, bu temel kuvvetlerin çıkmasında. Ondan sonra çok ışıltılı bir ortam var ilk birkaç yüz bin yıl. Sonra galaksiler oluşuyor. Galaksilerde bir dönem yıldızlar çıkıyor. O yıldızlarla ilgili süreçte evvelden söylediğimiz gibi atomlar oluşuyor. Onların çöplükleri üzerinde yeni atomlar oluşuyor. Süpernova patlamalarıyla bir kısım atomlar çıkıyor falan filan. Genişliğe genişliğe bugüne kadar geliyor. Dediğim gibi evrendeki bütün yapıların temel anlatımını yapmak istiyorsanız bu sürece atıf yapmanız lazım. Bunun hakkında nasıl kesinlikle konuşuyor? Burada tabii ki benim Allah'ın 12 delilindeki bir ilginç delil var. Evrenin keşfedilebilirliği delili. Yani Allah bu süreçleri yaratırken öyle bir yapmış ki, bu koskoca en baştan söyleyeyim çok büyük evrenin minik bir noktasında olan insan buralara nüfuz edip evrenin yaratılışını, kaç milyar yıl önce yaratıldığını çözebilecek şekilde yaratılmış. Ve tabii ki evrene nüfuzumuz başlangıçta matematikle oluyor. Başlangıçta matematik oluyor demeyeyim. Yani hep de matematikle oluyor aslında. Yani fiziğin en önemli aracı evrene nüfuzda. Matematik şu andaki işte genişleme hızını bir şekilde tespit edip veyahut da diğer unsurları tespit edip geriye doğru projeksiyon yapılarak, matematiğin gücüyle evrene nüfuz edilmeye çalışılarak birçok şeyler çözülüyor. Yani matematiğin gücü gözlemle birleştiriliyor. Gözlemler ve matematik ikisi bir arada değerlendiriliyor. Matematiğin bu evrene nüfuzdaki gücüne birçok felsefeci de dikkat çekmiştir. Yani gözlemlediğimiz yani, şey hocam, formüle edebiliyoruz. Matematiksel denklemlere bunu yazabiliyoruz. Denklemlerle beraber gözlemlerimizi birleştirdiğimiz zaman. Evet. Geçmişteki, yani nereye kadar matematiğin gücü ve gözlemin, yani titiz gözlemlerin birleştirilmesi birçok şey nüfuzumuzu sağlıyor. Aslında bilimin temeli de bunlara dayanıyor. Dediğin gibi işte Galileo, Kepler, Newton gibi 17. yüzyılda bilimsel devrimi yapanlar matematik Allah'ın evreni yazdığı dildir diye düşünmüşler. Matematiğin
Allah'ın yarattığı şekli evreni kavramımızda ne kadar önemli bir araç olduğuna dikkat çekmişlerdir. Matematik ne oluyor da evrene uyuyor diye de bir şey var. Yani bu aslında birçok kimsenin gözünden kaçan bir husus. Keşif mi, icat mı? Tartışmaları da biraz buradan kaynaklanıyor değil mi? Matematik felsefesinin içinde matematiği keşif gören yaklaşım da var, icat gören yaklaşım da var. Ama hangisini alırsanız alın, Allah'ın evren ve matematik uyumunu yaratmasıyla evrene matematiğin uyumlu olduğu en iyi bence izahını buluyor. Ve bilimin kendisi de bunun sayesinde mümkün oluyor. Yani şöyle iki tane enteresan husus var. Bir, evren çok çok büyük. İnsan bu evrende çok çok aciz. Kendi nefes atışına sözü geçiremiyor. Ve bu kadar büyük evrende nüfuz etmesi normalde hiç beklenmez. Değil mi? Çünkü evren çok çok küçük bir noktasında. Ve diğer taraftan bir bakıyoruz, bu acizlik tablosuna karşılık müthiş bir çıktı tablosu var bilimde. Evrenin büyüklüğünü hesaplayabiliyoruz kaç milyar ışık yılı. Evrenin küçük bir noktasından, gözlenen evrenin. Diğer taraftan evrenin başlangıcını, evrenin ilk dakikası da dikkat edin. 13,8 milyar yıllık evrenin ilk dakikasında nasıl atom altı kuvvetler, işte çekim gücü diğerleri ayrıldı, Higgs parçacığı nasıl devreye girdi, onları konuşuyoruz matematiğin gücüyle. Bu aslında çok çok inanılmaz bir şey. Fakat evrenin keşfedilebilirliği delille şunu söylemeye çalışıyorum. Yani aslında bunda şaşılacak bir şey yok. Niye? Çünkü insanı yaratan Allah evreni de yarattı. Eğer ki insan sırf acizliğiyle evreni böylesine anlamış olsaydı bu tabii ki beklenmeyecek bir şey olurdu. Yani nefes atışına söz geçiremeyen, evrenin bu küçük noktasındaki varlık, evrenin başlangıcını nasıl anlasın? Fakat resim ondan ibaret değil. Resimde bir de şu var. Evreni yaratan Allah insanı yarattı. İnsanı çok acizlik içinde yaratsa da insan zihnine evreni anlayacak güçleri verdi. Evreni ise keşfedilmeye açık yarattı. Matematikle nüfuz edilecek şekilde evreni yarattı. İnsan zihni matematiği kullanacak şekilde yarattı. Evrende teleskop gibi birçok gözlem aletinin oluşabileceği ham maddelerin olduğu bir dünya, bir evren yaratıldı. Ve bütün bunların birleşimiyle beraber yani bilimin kendisiyle evrene nüfuz mümkün oldu. Ama eğer ki evrene başlangıçtan kendisi keşfedilmeye açık olmasaydı, teleskop gibi aletlerin oluşacağı ham maddeler evrenin olmasaydı, İnsan ne kadar zeki olursa olsun evrene nüfusu yine mümkün olmazdı. Ki siz bu teleskop gibi maddelerin icat edilmesini genelde evrenin potansiyeli delili altında işliyorsunuz değil mi hocam? Evet. Evrende bir potansiyel İkisinin var. Altında da işliyorum tabii. Evet. Aynı zamanda da evrenin keşfedilebilirliği var tabii. Ve ilginç olan şey bir küsür kiloluk aklımızla yani toplam ağırlığı 2 kiloyu bulmayan biz aklımızla bu kadar muhteşem ve büyük bir evreni konuşabiliyoruz hocam. Tabii ki. Yani bu kadar acizliğinde insan zihnine bu nüfus gücünün verilmesi işte insanı insan yapan özelliği ve insanın düşünmesi de dille mümkün oluyor. Burada dil, kültür oluşturması, matematik de bir dil. Matematiği kullanması da yine dille mümkün oluyor. Teleskop gibi aletleri yapması da mümkün oluyor. Burada hemen şuna dikkat çekelim. İnsanın kötülük yapma potansiyeline melekler dikkat çekip de ne demişlerdi? Allah'ım. Evet. Böyle bir varlığı niye yeryüzünde halife yapıyorsun? Anlamayıp yani insanla ilgili sorulan ilk soru dünyada kötülük yapma potansiyeli olan bu varlığı niye yaratıldı? Allah buna ne diye cevap vermişti? Allah bilir siz bilmezsiniz. Allah bilir siz bilmezsiniz cevabını iyi ki. Onun arkasından hemen Allah ne yapmıştı? İnsanın dili kullanma kapasitesine dikkat çekmiş. İsimleri öğretmişti değil mi hocam Adem'e? Evet tabii bu da isimler dili konuşmamızı temeli oluşturuyor. Evet. İsimler ve fiiller. Yani insanın dil konuşma kapasitesi ise insanın kültür oluşturma kapasitesi. İnsanın kültürün en önemli unsurlarından biri ise işte matematik ve bilim değil mi? İnsan kültürüyle varılan bir netice. Yani bilim insan kültürünün belki de en önemli neticelerinden bir tanesi. Ve dil kullanmayla oluşulan bir şey. Burada Kur'an'ın dil, insanın dil konuşma kapasitesi dikkat çekmesinin ne kadar ince bir atıf olduğuna da bir yandan görüyoruz. Yani evrenin keşfedilmesi mümkün kılan unsur dil konuşma kapasitemiz. Hocam bu anlattığınız kozmolojiyle ilgili olan durumlar Allah'ın varlığıyla nasıl ilişkilendirilebilir? Özellikle mesela Kur'an-ı Kerim'e baksak, Kur'an bu konuyla alakalı değiniyor mu ki eğer son ilahi kitap Allah'tansa ve bu kıyamete kadar geçerli olacaksa en azından buralara bir atıf beklenir olması gerekir değil mi hocam? Yani bu kadar önemli bir konu varken
Bu Kur'an tabii ki bunu birçok programda dikkat çekti. Kur'an'ın bu süreçle ilgili birçok atıfları var. Yani mesela bir tanesinde Kur'an, işte gaz halinde bulunan evreninden göğün ve yerin çıktığını söylüyor. Yani gözlediğimiz sayede gök ve yer daha önce gaz halinde olduğu geçiyor. Bakıyoruz böyle bir şey var mı bilime göre? Bilime göre de görüyoruz ki tam da olan durum bu. Evrenin başlangıcı. Hidrojen ve helyum ağırlıklı, hidrojen ve helyum işte gaz durumunu oluşturuyor evrenin. Tamamen gaz. Gazların sıkışmasıyla yıldızlar, gezegenlerin hepsi oluşmuş. Evrenin başlangıcı gaz. Daha sonradan galaksiler oluştuğumuzdan sonra bizim galaksimizde de ağırlıklı unsur gaz. Yani güneşimiz, yani 13,8 milyar yıl başlangıca gitsek, o ilk dakikalardan sonra yine o bir gaz durumuna geçiriliyor. Evrenin başlangıcı orada da gaz. 4,5 milyar yıl önce dünyamız güneş ve ayın oluşumuna gitsek ki onların hepsinin oluşumu 4,5 milyar yıl öncesine gider. Onlar da gazın sıkışmasıyla oluşuyorlar. Yani tüm gökler ve yer içinde güneş sistemimiz içinde gazdan oluşma temeldir. İşte Fusilet suresi 11. ayette Kur'an mesela buna dikkat çekiyor. Muazzam bir atıf. Gaz halinde bulunan göğe ve yere isteyerek istemeyerek gelin dedik. Onlar isteyerek ve itaat ederek geldikler. Tabii benim buradan anladığım isteyerek geldik ifadesi. Kendi içindeki yasalar çerçevesinde bunların oluştuğu. Yani fiziğe de aykırı bir şey yapmıyor Allah istese. Fiziği yaratıcısı olarak fiziğe aykırı bir süreçte oluşturur ama benim anladığım oradaki isteyerek gel ifadesi kasıt yani kendilerine içkin olan süreçle madde ki kendisine maddenin içkin olan şey işte fizik yasaları. Fizik yasaları çerçevesinde bütün bu oluşumlar gerçekleşiyor. Bu yüzdendir ki zaten fizik yasaları çerçevesinde gerçekleştiği için de işte fizik yasalarını insan gözlem ve matematikle keşfederek bunların nasıl oluştuğunu da bugün anlayabiliyoruz. Yani fizik yasaları var hocam o zaman değil mi? Tabii ki. Biz zihnimizden hani daha önce biraz konuşmuştuk yani araçsalcıların baktığı gibi böyle bir şey yok, sabiteler yok, bunları biz anlam yüklüyoruz değil herhalde. Yok tabii ki yani eğer şu işte çayı koyduğumuzda bardağın şeklini aldı. Şu anda şu bunu buradan aşağıya bıraksam buraya düşer. Düşer. Şimdi bütün bunların hepsinin böyle bunlardaki beklentimizden bu kadar güvenmemizin temeli bizim günlük tabii ki alışkanlıklarımız olmakla beraber fiziksel açıdan evrende sürekli yasaların var olmasıyla, evrene içkin yasaların var olmasıyla oluyor. Zaten bilimin de temel mantığı bu. Yani evrenin her tarafına aynı yasaların geçerli olduğu hem zamanda hem evrende. Yani bundan 1 milyar yıl önce olduğu gibi şu anda da burada geçerli olduğu gibi Andromeda'da geçerli yasaların varlığına inançla bilim yapılıyor. Bilimin temelini zaten bu düşünce oluşturuyor. Bu yüzdendir ki yani evrenle ilgili işte böyle bir bilimle nüfuzumuz da mümkün oluyor. Bu güncel hayatta böyle güvendiğimiz çok basit olguların da niye böyle olduğunu da anlayabiliyoruz. Fizik yasaların varlığını düşünerek anlıyoruz. Evet. Şimdi hocam çok büyük bir evren tablosu çizdik ya. Geçmişte de muhteşem bir rakam. Yani geçmişe gittiğimizde 13,8 milyar yıl gerçekten inanılmaz bir rakam. Peki bu kadar büyük evrende insanın dışında başka canlıların ya da varlıkların olmasını nasıl değerlendirebiliriz? Mesela Kur'an'a göre vardır ya da yoktur diyebilir miyiz? Şimdi daha başlangıçtan sahabe dönemlerinden baksak daha ilk yüzyılda İslam işte İbn Abbas gibi isimler uzayda canlar olabileceğini söylemişler. Fahrettin Razi'ye baksak böyle atıflar var. İşte göklerde ifadesi var Kur'an'da bütün evren için kullanılan. Oradaki geçen zamirlerden falan daha çok bilinçli varlıklar için geçen işte men zamiri falan geçmesi gibi hususlardan dolayı birçok kimse evrende canlılar olduğunu, insan dışında canlılar olduğunu düşünmüş. Yani evrenin bu kadar büyük olduğu ile ilgili tablo 1920'li yıllardan sonra Hubble teleskobunun kullanımıyla anlaşılmıştır. Ondan önce de tabii ki beklenenden yüksek olduğu anlaşıldı ama yani asıl 1920'lerden sonradır asıl büyüklüğünün anlaşılması. Kur'an indiği dönemde böylesine büyük bir evren varlığı bilinmediği dönemde de dünyanın dışındaki alanlarda bilinçli canlılar olacağı düşünülmüş Kur'an'daki atıflardan. Fakat bunlar Kur'an'daki işte göklerdeki canlılara dikkat çekmesi gibi zamirle ilgili atıflar. Yani Kur'an falanca gezegende şöyle bir canlı var onun detayları budur şeklinde böyle detaylı bir anlatım da yok. Onu da
söyleyeyim. Evet. Yani ama yine Kur'an'ın yani bu zamirli atıfları dışında Kur'an'ın işte melek gibi varlıklardan bahsetmesi. Zaten Kur'an insan zihnini sizin dışınızda bilinçli varlıklar var. Bütün canlılar sizin gözünüzle görüp elinizle dokunduğunuz bu dünyadaki canlılardan ibaret değildir. Mantığına Kur'an insan zihnini hazırlıyor. Meleklerden bahsedilmesi zaten böyle bir şeye zihin hazırlanmasıdır. Bu yüzden İslami açıdan çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Yani uzayda herhangi bir canlı olması sorun olmadığı gibi beklenen bir unsurdur. Ama dediğim gibi Kur'an'da çok detaylı da bir anlatım, falanca gezegende şöyle bir canlı var şeklinde bir anlatım da yoktur. Ama atıflardan bu beklenmiştir. Burada Hristiyanlıkla ilgili bir sorun olduğunu söyleyeyim. İslamiyetle ilgili hiçbir sorun aslında yok. Aslında bunu soracaktım hocam. Yani Batı Hristiyanlar buna nasıl yaklaşıyorlar? Şimdi, başka canlılarla ilgili. Hani biz şunu aslında... Kur'an'ın anlamı... Evet, buyurun hocam. Yok, söyleyeceğim. Hani biz böyle bilim hakkındaki, daha doğrusu evren hakkındaki bilgilerimiz arttıkça bu yorumları yapmıyoruz. Sahabe döneminde dahi, işte İbn Abbas dediğimse peygamberimizin amcası İbn Abbas dahi bunu beklenebilir bir şey olduğunu söylemiş. Batı'ya gittiğimiz zaman hocam? Şimdi Batı'da da uzayda canlılar olabileceğini düşünenler ilk dönemde olmuş. Fakat burada dikkat çekilen hususlardan birisi şu. Şu andaki büyük Kur'an'ın anlattığı Hristiyanlık değil. O zaten özünde, o da İslam. Evet. Değil mi yani? Evet. Özünde yani peygamberimize gelen din onun da bir farkı yok. Belki bazı oruçla ilgili, namazla ilgili başka şeylerdeki uygulamalarda fark olabilir. Ama sonuçta temel inançlarla ilgili, evrenle ilgili, Allah'la ilgili, düşünceyle ilgili bir farkı yok diyoruz. Ama Kur'an'ın Hristiyanlığı eleştirdiği en önemli nokta üçleme inancı. Nedir? Hazreti İsa'ya ilahi bir kişilik atfedilmesi. Kur'an'ın İsa'sı tarih boyunca gelen şerefli peygamberler zincirinin şerefli bir halkası olan İsa anlayışı var. Hazreti Muhammed de, Hazreti İsa da, Hazreti İbrahim Nuh da. Hepsi tarih boyunca olan şerefli bir peygamberler zinciri var. Bunlar Allah'tan aldıkları mesajı insanlara söyleyen, beşer olan, insan olan kişiler. Buna karşılık Hristiyanlık'ta evet peygamberler zinciri var. Musa, İbrahim, Nuh gibi önce. Fakat İsa bu zincirin bir halkası değil. İsa bizatihi ezeli Tanrı ve bir insan görüntüsünde girdi, yeryüzüne geldi. Şimdi buradaki tabii İsa'yı bizatihi Tanrı yapınca, Tanrı'nın üç kişiliği var. Bu üç kişiden biri İsa, o da yeryüzüne geldi deyince, o zaman bu yeryüzüne İslam'da atfedilmeyen bir anlam atfediyorsun. Bizatihi Tanrı buraya geldi, burada Meryem'den doğdu. Meryem eşittir Tanrı doğuran. Değil mi? Tanrı'nın anası gibi oluyor. Evet. O zaman bu gezegen de diğer gezegenlerden farklı. Bizatihi Tanrı'nın doğduğu, insan kılığına girip de doğduğu bir yer bu dünya. Doğru. Niye geldi? Buradaki insanla kefaret olsun. O zaman diğer gezegenler falan da canlı olması, değil mi? Yani bu görüş açısından çok anlamlı değil, değil bu dünyaya. Değil. O zaman çok çok ayrı bir anlam. Tanrı'nın mekanı gibi bir anlam atfediyorsunuz. Oysa Kur'an'a göre dünya Tanrı'nın yarattığı birçok gezegenden biri. Burada canların olması ile ilgili bir özellik olsa da bizatihi Tanrı'nın gelmesi şeklinde bir şey atfetmek İslam inancının en temel kısımlarına aykırı bir şey olacaktır. Yani İslami perspektifle baksan o zaman diğer gezegenlerde canlar olmasına hiç sorun yok. Ama Hristiyanlık açısından da oldukça ciddi bir sorun var. Var, gözüküyor. Ha, bu uzlaşmaz mı o inançla? Uzlaşması zor. Yani zorlayınca uzlaştırılır. Onu uzlaştırmaya çalışanlar var ama. Evet. Hocam peki, şimdi bilim bizi evren hakkında çok şey söylemeye başladı ya da artık daha kesin bir şeyler biliyoruz. Dolayısıyla bilimin de ister istemez artan bir otoritesinden bahsetme gibi bir durumumuz var. Şimdi bu şöyle de bir algıya sebebiyet veriyor. Bu kadar şey hakkında bilgi sahibi olduğumuz için artık yavaş yavaş dini bir tarafa bırakabiliriz. Dolayısıyla mistik ya da böyle mittik bazı unsurlar pek burada kalmıyor. Dolayısıyla artık bugün bilim bize birçok şeyi söylüyor. Din sanki bilimle bir yarış halindeymiş gibi ve bu yarışı kaybedecekmiş gibi bir algı durumu da söz konusu. Yani burada biz bu bilim ile, artan otoritesi ile din arasında nasıl bir uyumdan bahsedebiliriz? Evet. Tabii yani bir yani yanlış bir algı olarak
dinle birim sanki yarışıyorlar, rakip gibi sunuldu. Oysa Kur'an'ın mantığında baktığımızda, yani nasıl ki insanın elleri ve ayakları birbirine rekabet etmez, Allah'ın yarattığı evren kitabı da Allah'ın vahiy kitabınla rekabet etmez. Çünkü Allah'ın yarattığı vahiy kitabı ya zaten size bilim yapmaya teşvik ediyor. Bilimden gelen neticelerden korkmuyor ki. Allah'ın yolladığı vahiy kitabına göre siz bilim yapmazsanız eksik bir şey yapıyorsunuz. Niye? Çünkü sürekli Kur'an evreni tanıyın, onun üzerine düşünün, tefekkür edin diyor. Bilim dediğimiz şey ne? Bilim dediğimiz şey evren üzerine düşünmenin, Kur'an'ın yapı dediği şeyin sistemli bir şekilde, ciddi bir şekilde, ciddi gözlemle, o gözlemleri kayıt altına alarak, üzerine düşünerek yapılması. Yani yüzeysel bir gözlemin ötesine geçen bir tefekkür, akıl yürütme ile beraber gözlemlerin birleştirilmesi. Değil mi? Yani bilim dediğimiz şey bu, bundan başka bir şey değil. Değil, doğru. O zaman eğer ki bilim yapılmazsa, yani evren ciddi şekilde anlaşılmazsa, Kur'an'ın emri eksik yapılır. Ha, Kur'an açısından bilim dine bir rakip değil, insanın elleri ayakları birbirine rekabet etmediği gibi dinle beraber gitmesi gerekli bir şey. Çünkü siz Kur'an vahyinin değerini de, Kur'an vahyinin Allah'ın vahyi olduğunu da evrenden gidip anlıyorsunuz. Nasıl? Mesela diyelim ki işte Kur'an bir Allah anlatıyor sıfatlarıyla. Siz Kur'an'dan bağımsız olarak Kur'an'ın insanı yönlendirdiği evren üzerine tefekkür ediyorsunuz. Bu evrenden Allah'ın kudret ve ilminin yüksekliğini anlıyorsunuz. Bu evrenden Allah'ın her şeyden haberdar olduğunu, bütün evrendeki süreçlere hakim olduğunu anlıyorsunuz. Kur'an'la bir bakıyorsunuz, böyle bir anla anlatılıyor, evren anlatılıyor. O zaman bu Kur'an Allah'tan olmaya layık bir kitaptır diyorsunuz. Bir de böylesi bir Allah anlayışını insan hayatının merkezine koymuş. Yani Kur'an'a göre bilim dinin rakibi değil, en önemli dostu. Akıl vahyin rakibi değil, en önemli dostu. Bu açıdandır ki Kur'an hiçbir zaman aklın zayıflatılmasını, bilime kulakların kapanmasını söylemez. Bilakis bu vahyin en önemli dostlarından maksimum yararlanılmasını söyler. Fakat bilimin ve aklın önemini anlamayanlar, ki bunlar Hristiyan düşüncenin içinde olduğu gibi ne yazık ki, evet, İslam düşüncesinin de olmuşlardır, aklı ve bilimi dinin rakibi gördükleri için bilime kulaklarını kapamışlardır. Kur'an'la alakasız bir marifet anlayışı uydurmuşlar. Kur'an'da da evet, yani sonuçta arefe fiili geçiyor. Anlamak anlamama. Hiçbir yerde aklın alternatifi bir şey olarak yapmıyor. Bilakis o da bir anlayışı, anlayışın geliştirilmesini ifade ediyor. Yani aklın yerini alması gerekli bir özel kalp durumu gibi bazılarının tarif ettiği gibi marifet anlayışı tarif edilmiyor. Ama gel zaman git zaman bazıları aklı kenara bırak, sen hislerinle hareket et demişler. Niye? Çünkü akılcı düşünürsek din elden gider diye korkmuşlar. Kur'an'a güvenmemişler. Evrenden, bilimden gelecek sonuçlara ne yazık ki güvenmişler. Güvenmedikçe bilimle aralarına mesafeler koymuşlar. Koydukça da İslam'ın işte bugünkü duruma gelmesiyle ilgili sonuçlar çıkmış. Ve bu İslam'ın tarihinde çok önemli. Çünkü İslam'ın ilk dönemlerinde, özellikle İslam 7. yüzyılda vahyedildi. Bununla bir 13. yüzyıl arasında, hatta 16. yüzyıl arasında akıl ve bilime karşıt olan söylemlerin olduğunu görüyoruz. Değil mi? Çünkü nitekim İbn-i Rüşd gibi düşünürler, Kindi gibi düşünürler, bu aklı çalıştırmayın diyenleri nasıl eleştirdiklerini görüyoruz. Onlara din tüccarları ki diyorlar. Onlar da var diyorlar, evet, değil mi? Doğru. Yani demek ki o dönemde de bunlar olur. Var. Ama onlara rağmen İslam düşüncesinin içinden işte antropolojinin belki dünyadaki ilk ciddi uygulayıcısı, küresel trigonometri ile ilgili diğer taraftan hesaplar yapıp dünyanın çapını böyle bir çubukla falan hesaplayan Biruniler çıkıyor. Bazılarının dünyadaki gözlemsel metodu ilk uygulayan kişi dediği İbni Heysem çıkıyor. Evet. Bununla ilgili ilk bilim adamı diye kitap var İbni Heysem. Evet, İbni Heysem. Optin. Kendinden önceki herkesten bilimsel metodu daha ciddi bir şekilde uyguluyor.
Diğer taraftan baksak İslam dünyasında battaniler çıkıyor, cami binayamlar çıkıyor. Cami binayamına yani aşılması için belki 800-900 yıl gerekiyor kimyada. Bunlar çıkan İslam'da bir bakıyoruz. Ondan sonra akılla bilime karşı mesafeyle konularak işte bilimden, akıldan uzaklaşıyor. Az önce bahsettiğiniz hocam, ilham diyerek, keşif diyerek bir şekilde ne yazık ki akletmek şuursuzlukmuş, takvasızlığın bir göstergesi gibi algılandığı için. Bugün çok üzüldüğümüz Filistin olayının arkasında bile bu anlattığım yanlışın izleri var. Bakın bu son iki dakika kala açalım hocam bu bunu. Bu abartılı bir söylem değil. Evet. Niye? Müslümanlar bilimden uzaklaşınca teknolojiyi onlar değil Batı üretti. Batı teknolojiyi üretince, çünkü teknolojinin üretilmesi yani sanayi devriminin arkasında bilimsel devrim var. Bilimsel devrim nedir? Evreni daha iyi tanımak. Evreni daha iyi tanıp yasalarını keşfedenler teknolojiyi ürettiler. O teknoloji sayesinde ekonomilerini büyütmeleri ve savaş endüstrisindeki silahları elde etmesi, yani büyük ekonomi ve o savaş silahları, savaş makineleriyle dünyayı egemenlikleri altına aldılar. Dünyanın kaynaklarını sömürdüler. O dünya deyince sömürülenlerin önemli kısmı Müslüman işte. Yani bu arada yani dünya değil ama sırf Müslümanlar değil. Dünyayı sömürdüler. Dünyayı silahlarıyla korkutup onları istediklerini yaptırdılar. Ve Müslüman ülkelerin gelişimine de hiçbir zaman ondan sonra izin vermediler bir kere gücü eline geçince. Rakipleri de tanımadılar. Ama bunun arkasında yatan güç neydir? İşte o sanayi devrimini yapabilmek. Müslümanlar niye değil de onlar yapabildiler? Çünkü o dönemdeki bilimsel güç onların üniversitelerinde üretiliyordu. Bizim medreselerimizde değil. Onların üniversitelerinde üretildiği için onlar fabrikaları kurup ekonomiyi büyütüp silah endüstrisini oluşturdular. Bizim işte bugünkü güçsüzlüğümün arkasında bu var. Müslümanlar ekonomik olarak güçlü, silah endüstrisinde güçlü olsaydı Filistin'deki bu olaylar olur muydu? Maalesef. Olmaz. Demir kubbeyi demir yani kubbeyi. Yani bu abartılı bir söylem değil. Nedensel süreçleri takip ettiğimizde çok açık bir süreç. Yani Kur'an'ın aklı çalıştırma, evreni tanımayla ilgili emirleri yerine getirildiğinde Müslümanlar zirve dönemleri yaşadılar. Ne zaman ki Kur'an'ın içeriğinin uygulanması yerine seslendirme için Kur'an kullanılıp da Kur'an'ın bu konudaki mesajları göz ardı edilince de işte bugünkü rezil döneme, birçok açıdan hepimizin üzüldüğü döneme geçtik. Evet. Hocam son örnekte çok açıklayıcı oldu. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Ederim. Ama nasıl evrenin bir sonu varsa hocam, programımızın da bir vakti bir sonu var. Ayağınıza sağlık katıldığınız için. Efendim Profesör Doktor Caner Tassaman bizlerleydi. Önümüzdeki hafta yine muhakemede görüşmek üzere diyoruz. Selametle kalın.